Yine doğum günümü mü karıştırdın anne? O bir kereye mahsustu Aslıcığım. Her seferinde hatırlatmasan olmuyor, değil mi? Hayır, sen bana durduk yerde hediye almazsın mı? Durduk yerde aldığımı nereden çıkardın? Bugünün özelliği ne peki? Bu sadece bugünün değil, son birkaç günün hediyesi kızım. Çok güzel. Böyle bir fotoğrafımız olduğunu bile hatırlamıyordum ben. Son günlerde yaptıkların var ya, neyi fark ettim biliyor musun? Sen benden daha çok babana çekmişsin. Baban da sonuna kadar uğraşırdı. Ama bir nokta geldi mi, senin hep söylediğin o nokta var ya, Onur. Evet, bana hiç etmediyse 20 kere evlenme teklif etti. Hepsini de geri çevirdi. Bir yerden sonra hoşuma gitmeye bile başlamıştı biliyor musun onu reddetmek. Sonra bir gün geldi. Bir daha arayıp sormadı değil mi? Biliyorum o hikayeyi. Anlatmıştı babam. Aramamakla kalsa iyi. Bu sefer ben üstüne düştüm. Neredeyse kapısında yatmaya başlayacaktım. Bakar mısın duruma? Evet haklısın. Ben sana çekmemişim anne. Senin ne olacağın çocukluğundan belliydi aslında. Bir kere isterdin, iki kere isterdin ama asla üçüncü olmazdı. Aynı baban gibi. Ben de çok uğraştım ama anne. Senin gibi oldum yani. O bizim yüzümüzden oldu. Lerzan bir yandan, ben bir yandan. Bu durum eşyanın tabiatına aykırı bir kere. Bir de tabii o Fırat denen... Oralara hiç girmeyelim anne. Olmaz mı? Haklısın kızım, tamam. Ne yapalım? Ben böyleyim. Babam bir gün tuzluğu istemişti. Duydum ama yerimden kalkmadım. Sonra bir daha istedi. Ben biraz sonra gidip getirdim tuzluğu. Babamın önüne koydum. Elini bile uzatmadı. Yüzüme bakmadan şunu söyledi. Asaleti kayboldu. Kararımın galiba biraz asaleti kayboldu anne.